Evet, Yörük köyünden çıktıktan sonra şu anki gezi noktamız Safranbolu merkezdeki en yüksek tepelerden biri olan Hıdırlık tepesinde şu an. Burada bir Safranbolu'yu yüksek kesimden göreceğiz. Teras bir alan gibi olacak. Manzaralı evlerinde gördükten sonra rehberimizi şu an dinliyoruz. Safranbolu halkını kendi arasında para toplayarak Kurtuluş Savaşı döneminde orduya hediye ettiği bir uçaktır görmüş olduğunuz uçak. Şehir turizm açıldıktan sonra ise görülebilmesi için bulunduğu alana konumlandırıldı. Karşıdaki yer bizden değil mi? Oturuyorlar. Oturuyorlar bizden. Gideceğiz ama. Evet, erkekler için yapılan namazgah, bakın bu alan. Benim 9-10 yaşlarımda bir Safranbolu olarak burada cuma namazı, bayram namazı kılmışlığımdan. Evet, bir de yağmur duasına da geldim bu tepeye. Orası minber mi? Hocanın evet, çıktığı. Aynen. Ha. Daha önceki dönemlerde daha geniş bir bölgeydi. Turizm açıldıkça gitgide küçüldü bu alan. Eskiden bayram namazlarını görmüş olduğunuz bu tepe almazdı. Evet. İnsanları almazdı yani. Dışarıda bile kalanlar olurdu. Şimdi bayram diye bir şey yok. Namaz kılan nesil de çok fazla yok. Aynen. Hadi be. Gençtir ama. Evet, solumuzdaki küçük alansa bayanların namaz kıldığı namazlar. Bayanlardan mı dışarıda kılıyordu? Evet, hem kadınlara hem erkeklere de bir şey. Evet, bu alana da bunu doğru gidiyoruz. Safranbolu o meşhur kartpostalları konu olan görüntüsü şu an tam karşımızda. Değerli misafirlerimiz, anlatacağım sırasıyla. Bölge 1196 yılında Anadolu Selçuklular tarafından Doğrama İmparatorluğu'ndan fethedilmiştir. İlk olarak daha sonra Selçuklular bölgede uzun zaman hüküm sürüyorlar. Selçuklular dağıldığı zaman Candaroğulları bu bölgede hüküm sürüyor. Candaroğlu İsmail Bey ise Fatih Sultan Mehmet'in dayısıdır aynı zamanda. Fatih Sultan Mehmet döneminde savaşsız olarak Osmanlı Devleti'ne katılıyor ve günümüze kadar geliyor. Şehrin genel mimarisi ise 16. ve 17. yüzyıla aittir. Bunun sebebi ise 1645 yılında şehre yapılan bir han ve hamam sayesinde Sinop Burnu'na devam eden İpek Yolu güzergahına dahil olmasından dolayıdır. 1970'li yılların başında dönemin belediye başkanı Kızıltan Ulukavak tarafından komple Kültür Bakanlığı koruması altına aldırıldığından dolayı günümüze kadar tamamen korunmuş şekilde gelmiştir. Baktığınız zaman tarihi Safranbolu bölgesinde yeni yapılar görmezsiniz. 94'te ise UNESCO korumasına girmiştir. Günümüze kadar da gelmiştir. Buyurun. Evet, şimdi anlatacağım. Önce genel anlatım yaptık. Orası han. Evet, hemen karşı bölümümüze baktığımız zaman sarı binanın olduğu bölüm Safranbolu'nun kalesi olarak geçer ki Osmanlı döneminde dahi kale olarak hizmet vermiş bir alan. Osmanlı döneminde buradan görebildiğimiz iki önemli yapı var üzerinde. Sarı olarak gördüğünüz bina eski hükümet konağıdır. 1904 yılında Kastamonu Valisi Enis Paşa tarafından yaptırılıyor. 76 yılına kadar aktif olarak kullanılıyor. 76 yılında çeşitli yangınlar geçiriyor ve kullanılmaz hale geliyor. Şehrin turizm açılmasından sonra ise restore edildi. Günümüzde kent tarihi müzesi olarak kullanıyoruz. Sağ tarafa doğru takip ederseniz hükümet konağını dik kule gibi bir yapı göreceksiniz. Şehrin saat kulesidir o. 1796-1797 yılında 3. Selim'in sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Paşa Safranbolu'dur. Ve şehirde bulunduğu dönem içerisinde halkına bir söz verdi.
gün gelecek herkesin evine ve cebine bir saat hediye edeceğim diye. Daha sonralarda görmüş olduğunuz saat kulesini yaptırmıştır. Anadolu'da orijinal haliyle çalışan nadir saat kulelerinden 221 yıllık, 222 yıllık sistemle çalışıyor. Haftada bir defa kurulur. Her saat başında saat kaçsa o kadar gonglar. 3'te 5, 3'te 3, 5'te 5, 11'de 11 gibi her yarım saatte de bir kez gonglayarak zamanı bildirir. Kuleyle hükümet konağının arasından baktığımız zaman görünen cami eski bir kilisedir. Ayastefanos Kilisesi olarak geçer. O bölge ise Safranbolu'nun Rum Mahallesi. 1924 yılı nüfus mübadelesine kadar Rumlarla Türkler iç içe yaşıyorlar bölgede. Mübadeleden sonra değişim oluyor. 1956 yılında ise kilise restore edilerek cami haline geliyor. Günümüzde Merkez Ulu Cami olarak kullanıyoruz. Şehrin alt bölümüne doğru baktığımız zaman hemen alt bölümde çok bacalı olarak görmüş olduğumuz bina Cinci Han'dır. 1645 yılında Cinci Han. Dikdörtgen şeklinde üzerinde birçok baca var bakın. 1645 yılında Cinci Hoca tarafından yaptırılmıştır. Hoca ile ilgili bilgileri turumuzun devamında vereceğiz size. Evet, Cinci Han'ı yukarıya doğru takip ettiğimiz zaman iki tane büyük kubbe göreceksiniz. Orası ise Cinci Han'dır. Yine 1645 yılında hamamla beraber yapılıyor. İki yapının arasında solda görmüş olduğunuz cami Çöplülü Mehmet Paşa Camisi'dir. 1665 yılında Paşa Safranbolu'ya sürgün olarak gelmesine rağmen kendi adına bir cami yaptırarak şehirden ayrılmış. En alt bölümde gümüş kubbeli olarak görmüş olduğumuz cami ise şehrin en yeni camisidir. 1796 yılında yapılan İzzet Mehmet Paşa Camisi. 223 yıllık bir cami. Evet, son resimleri çekin, yavaş yavaş devam edelim Safranbolu geçsine. Evet, Yadırık Tepesi bilgilerini rehberimizden aldık. Safranbolu gezimiz merkez gezisiyle devam ediyor. Safranbolu'nun sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Yadırık Tepesi'ne indik. Şu an merkeze doğru grubumuzla beraber aşağı doğru iniyoruz. Bir yer daha var. Ama aşağı düşeceğiz. Evet, kameraya el sallayan Masum Safranbolu. Hepinizi ünlü yapacağım. Ne ya? Labirent gibi dolaşıyoruz. Serinledim ya. Kafama güneş geçti. Dişçi cami. Atıl kurt. Bastığınız yere dikkat edin. Toprak diye geçmeyin. Evet. Kamera var. Ya, tutalım. Şimdi
Adaş. Evet. Tut bakayım dileğini. İki tane Elif'in arasında kalan Ayşe Hanım. Şu an dilek tutuyor. Tuttu galiba. Tutamıyorum çekerken. Tutamadı galiba da. Diyor ya çekiyor da o yüzden. Tamam tuttum. O zaman Allah. Hadi hayırlı olsun. Allah direkt kabul etsin diyoruz. Almışım. Aç mı yoksa para mı? Tut tut. Şans. Tuttun direkt. Hepsi olsun. O da olsun. Tabii şans olunca hepsi bir arada oluyor. Buradan kızlar. Elif Hanım. Ağabeyim görmüyor. Safranbolu çarşısına şu an geldik. Oldukça kalabalık şu an. Hafta sonu olduğu için bunda tabi etkisi var. Şu an İzzet Paşa Camii'ne gireceğiz. Rehberimiz burada buranın tarihini, kültürünü bize şu an anlatacak. Evet. Slow tourism. Camiye doğru. Camisi olduğunu Hıdırlık Tepesi'nden gösterdiğinde söylemiştik. 1796 yılında yapılmış 223 yıllık bir cami. Paşa'nın Safranbolu olduklarla bahsetmiştik. Bu cami ilk olarak bu alana yaptırmak istemiyor. Bu mahallesinin bölümünde Safranbolu tarım arazileri olarak geçen bir bölümün camiye yapılmasını istemiyorum. Burası buraya yapılmış. Safranbolu altı ise kendi içerisinde bir nehir toplayarak Paşa'ya sarayı gönderiyor. Veya tarım arazisi olan bir alana cami yapılırsa gelecek müşterilere tarım arazisi kalmaz şeklinde bir itirazda bulunulmuştu halk tarafından. Paşa tarafından haklı bulunan bu itiraz üzerinde ise bir bölümü Akçası Kanyonu'nda olacak şekilde şu anki konumunu yapılmıştı. Akçası Kanyonu'nda hemen merdivenleri devirince sağ kapıdan gireceğiz. Camiye baktığınız zaman ise Nur Osmaniye Camisi'nin bir küçültülmüşü olarak yapılmıştır cami. Merdivenlerden bir sol bek odaya girebilirsiniz. Orada devam edeceğiz. Bak, şöyle pardon. Birbirlerde hızlıca anlatayım öyle gidelim. Şehre baktığımız zaman yani bu bölümü baktığımız zaman benim son bölümün olduğu bölüm Demirciler Çarşısı, sağ elinin olduğu bölüm ise Bakırcılar Çarşısı. Osmanlı döneminde Demirciler Bakırcılar Çarşılarının yan yana yapılmalarının sebebi Demirciler çalışırken çıkartmış olduğu demir sonlarını bakırcılar bakır kalaylarken kullanır ki günümüzde kullandığımız komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü Anadolu'daki bu bitişik yapılan çarşılardan gelmedi. Hemen merdivenlerden inip sağdaki odaya gidebilirsiniz. Orada anlatıma devam ediyoruz. Demirin tozu bakır kalaylarken kalaycılar kullanır. Bakır daha sağlıklı ama bakır. Evet, İzzettin Paşa Camii tarihini dinledik. Şimdi Bakırcılar ve Demirciler Çarşısı'nda çarşı içerisinde olan gezimiz devam edecektir. Safranbolu gezimiz tüm hızıyla devam ediyoruz.